Çubuklu Sevdamız programından bu haftada merhaba. Ee, üst üste üçüncü galibiyetimizi aldık. Keyfimiz yerinde. Ee, gündemle alakalı merak edilen sorulara cevap vermeye çalışacağız. Fenerbahçe'miz hafta sonunda Kasımpaşa'yı konuk etti. Maça başladığımız 11'e bakacak olursak teknik direktörümüz George Jesus'un değişiklikler yaptığını ve Miha Arda Güler'in maça ilk 11'de başladıklarını görüyoruz. Maça çıktığımız 11 ile ilgili neler söylersiniz? Tabi burada hocamızın hep sezon başından beri çok dile getirdiğimiz, e, her rakibi ayrı analiz etti, her rakibi ayrı 11 çıkarttığı e, gerçeğiyle bir kez daha karşı karşıya kaldık. E, Kasımpaşa'nın nispeten kolay gol yiyen bir takım olması, e, hocamızın da ofansif anlamda daha hmm, cüretkar bir takım çıkartmasının sahaya sebep olduğunu gördük. İşte Arda sahadaydı, İrfancan Can sahadaydı, 2-6 numara yerine bu sefer Arao'nun önünde Zayt sahadaydı. Ee, çift santrfor işte Batshuayi ve Valencia sahadaydı Böyle bakınca aslında yine rakibe göre bir 11 ee, Biz de stada gittiğimizde yerimizi aldığımızda 11'de gördüğümüzde Dedik ki bugün herhalde bol gol göreceğiz ee, Kasımpaşa çünkü kolay atan kolay yiyen bir takımdı ee, O yüzden 11 tam bir Kasımpaşa maçı 11'iydi Kasımpaşa 1-0 öne geçtikten sonra Enel Valencia'nın golleyle devreyi 2-1 önde kapattık İlk yarıdaki oyunumuzu nasıl buldunuz? İlk yarıdaki oyunumuz aslında gollerin sıralamasının e, özeti gibi, e, 1-0'a kadar ortada diyebileceğimiz bir oyun. İşte Kasımpaşa'nın bir tane net pozisyonu var, kaçırdı. En azından bu arada onu da söyleyeyim, ilk kez kalemize gelen ilk top gol olmadı. İlk top yandan out oldu, ikinci top gol oldu bu sefer de. E, yine ilk yediğimiz golde, daha sonra e, statta tabii için sıcaklığıyla anlamadık ama e, taş atışında e, Kasımpaşa'nın kullandığı hem ayak çizgiye basıyor, hem de birkaç metre ilerden atılıyor. Aslında e, yine bir ihlal var. Belki de o golü yemeyecektik. Ama bu bir bahane değil. Sonuçta yemeyeceksiniz Fenerbahçe golü. Golden sonra e, penaltıyla beraber hatta penaltıdaki bence hocamızın aksiyonuyla yani Batu Şah'ın topu eline almıştı. E, neden almıştı onu da anlatalım. Belki maç sırasında ekrandan izleyenler görmemiştir. Çünkü yediğimiz golde Valencia'nın bir şutu var. Şut geri dönüyor. Çok da uzaktan vurdu böyle. 35 metre falandır herhalde. O top geri dönüp o top taca çıktı ve gol yedik hızlı taç ta, 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 ta atışıyla beraber. Ee, Valencia'nın da biraz modu düşmüştü. Biz statta onu fark ettik yani bir iki tane top ezdi o sırada. Penaltıda hocamız hemen müdahale edip Batu Şahay'dan topu Valencia'ya vermesini istedi. Valencia'nın 1-1 yapmasıyla beraber o ilk 15 dakika bitti ve maçın geri kalanı için başka bir hikaye başladı ve hakikaten e, gümbür gümbür bir Fenerbahçe izlemeye başladık sahada. Neticesinde üst üste iki gol özellikle ikinci gol e, böyle futbolun sanatçıları vardır ve futbol bir sanattır bazen bazı pozisyonlarda. ikinci gol hakikaten bir sanattı. Yani hazırlanışı, bitirilişi. Hocamızın sevincinden de bunu hepimiz anladık daha sonra. Ve devreye bu şekilde 2-1 galip girdik. Takımımız ikinci yarıda Kasımpaşa'yı neredeyse kalesine bile yaklaştırmadı ve sağdan 5-1 galip ayrıldı. Öncelikle Valencia'nın performansını değerlendirerek başlayalım. Ligdeki gol sayısını 17 maçta 19'a çıkardı. Toplamda da 22 gol ulaştığını görüyoruz. Valencia ile ilgili neler söylersiniz? Ya Valencia için aslında en güzel yorumu geçtiğimiz haftaydı yanlış hatırlamıyorsam ya da iki hafta önce hocamız yaptı. Dedi ki bazı golcüler vardır size hissettirir maçta gol atacağını. Yani bu bugün gol atacak dersiniz. Valencia hiç öyle bir oyuncu değil dedi. Böyle bakıyorsunuz hiçbir şey hissettirmeden bir anda golleri arka arkaya atabiliyor. Dediğim gibi şimdi penaltıya kadar olan maçın penaltıya kadar olan bölümüne bakarsak ve penaltıda ilkide kaçtığını düşünürsek ihlal var ama sonuçta kaçtı. Moralsiz bir Valencia. Ya bugün de gelmemiş. Çünkü bazı maçları var Valencia'nın böyle sahada göremediğimiz. Ya da o gün gününde olmadı. Böyle derken oradan öyle bir yere evrildi ki maçın içinde. işte dört gol. Ve gollerin bu arada çoğu takip ama ikinci golde özellikle çok iyi bir bitiricilik. Ama diğerlerde de hep doğru yerde bulunma. Hem Valencia adına hem Fenerbahçe adına güzeldi. Çünkü ligin daha dediğimiz gibi daha hemen hemen yarısındayız. E bu gidişlerle işte de 30'lu sayılara ulaşacak gol sayısında bir sakatlık vesaire olmazsa. E, Fenerbahçe'nin tabii böyle etkileyici, rakibi, ürkütücü bir forvet olması güzel. Takım olarak da çok iyiydi Fenerbahçe. Bugün biz Valencia'yı 4 gol attığı için konuşuyoruz ama işte Arda, Ferdi, Batshuayi, Zayt çok iyi performanslar. Hatta Lincoln bana göre çok iyi performanslar vardı ve hep şunu söyledik kaybettiğimiz derbi sonrası ki bu maçlar önemli biz bu maçları kazanacağız eminiz Adana Demirspor maçı var onu birazdan konuşuruz ama orada bu lige mesajımızı vereceğiz. Şu anda aslında bizim için işler planlandığı gibi gidiyor. Oyun sürekli gelişiyor, skorlar sürekli gelişiyor, atılan gol sayıları gelişiyor. O anlamda Kasımpaşa maçının ikinci yarısı o dünya kupası arasından önceki Fenerbahçe'nin geri döndüğünün sinyallerini vermeye başladı. Miha ve Arda Güler, ilk 11'de teknik direktörümüzün değişiklik yaptığı isimlerin başına yer alıyor demiştik. Hem Zaits'in hem de Arda'nın performansını nasıl buldunuz? Ya Zaits isimden çok hani bir 8 numara daha çok. 6 değil yani 2-6 yerine 1-6-1-8 oynamak. Çok teknik tabirler. Ben de çok sevmiyorum kullanmayı ama o dinlenen böyle de söylenince dinleniyor. E, o 8 numaranın iyi isimlerinden bir tanesi Miha Hem kendi milli takımında oynuyor. Daha önce İtalya seriyası var. Şu anda... Türkiye'de isteyen başka İstanbul takımları var. Zayt özellikle geçen seneye dönmek istiyorum. İsmail Kartal'la beraber inanılmaz bir çıkış yaptı. Aslında İsmail Kartal gelene kadar çok da böyle parlamıyordu. Fakat İsmail Kartal'la beraber yanlış hatırlamıyorsam 9 tane falan da gol attı. Ligin ikinci yarısında sadece. Bu sene biraz daha dalgalı bir performans işte maça göre ama oynadığı zaman hep maksimumunu veren, hep yine işlerin içinde olan Kasımpaşa maçında da Elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum ama ikinci isme gelince ikinci isim hakikaten çok acayip yani Arda Güler diyorum ya bir futbol sanatçısı inanılmaz bir oyun zekası var yani bunu normal zeka için söylemiyorum ama o sahadayken takımın da oyun zekası yükseliyor takımın da yapmak istediklerini daha kolay yaptığını görüyoruz forvetlerin daha etkili olduğunu görüyoruz çok da iyi bir uyum gördüm ben yani sağ tarafta özellikle bu Ferdi Arda Kanadı inanılmaz çalıştı. Bundan sonra benim düşüncem ya da benim hissettiğim sanki derbiler ve görece zor deplasmanlar hariç bu ikili çok bozulmayacaktır. Yani Ferdi önünde Arda hem üreticilik hem oyun zekası hem göze hoş gelen futbol hem forvetlerin beslenmesi anlamında çok keyifliydi. Arda ben hep söylüyorum bunu söylemekten hiç yani iki senedir bunu söylüyorum. Arda hepimizin evladı gibi tüm Fenerbahçe'den hatta tüm futbol severlerin evladı gibi ben Oğlumu izler gibi izliyorum. O gol attığında ya da bir vuruş yaptığında o kadar heyecanlanıyorum. Tek bir burada sıkıntımız var. Taraftarımız maalesef. Artık şu Arda 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 işinden bir parça vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü Arda iki sene önce altyapıdan A takıma çıkan Arda değil. Arda Güler Fenerbahçe'nin on numarası. On numara ne demek? Bir takımın en iyi oyuncusu demek. En değerli oyuncusu demek. Arda'ya artık bunu yapmayalım. Çünkü o zaman Arda'yı da etkiliyoruz. Arda belki yap, yapmayacağı şeyleri yapmaya çalışıyor sahada e, ee, bir ekibi top kaybediyor. Belki atmaması gereken bir çalım atıyor. Arda'ya biraz özgürlük verelim. Yani taraftar baskısının biraz pozitif yönde ayrılması gerekiyor. Bu Arda Arda işlerinden e, ufak ufak vazgeçmemiz gerekiyor taraftarlar olarak. Oyuncu değişikleri hakkında da konuşalım istiyoruz. Oyuna sonradan dahil olan Emre, Rossi, Luan Perez ve İsmail ile ilgili düşünceleriniz nedir? Özellikle George Jesus'un İsmail'i son maçlarda oyuna sonradan aldığında sağ görev verdiğini görüyoruz. Ya İsmail'den başlayalım o zaman. İsmail Yüksek bu senenin e, yeni transferi gibi aslında. Yıllardır Fenerbahçe kadrosu olmasına rağmen e, Jesus'un gelmesiyle Fenerbahçe'de yer buldu. E, ve tam bir joker oyuncu. Nerede görev verirse elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Hoca muhtemelen onu da e, skoru da aldıktan sonra farklı pozisyonlarda neler yapabildiğini görmek için de e, farklı yerlere deniyor olabilir. Ama bence çok iyi bir 6 numara. 6-8 arası hatta İsmail. E, ki bu haftada Adana Demirspor maçını düşünürsek e, Crespo'nun da cezalı olduğunu düşünürsek Mesela ben İsmail'in ilk 11 başlayacağını düşünüyorum Kendi pozisyonunda e, Luan Perez için çok mutluyum Uzun zamandır yoktu e, Artık adını unutmaya başlamıştık ki e, Bana göre bu kadrodaki Belki en iyi stoper olabilir Hem kariyeri hem e, güncel durum olarak İnşallah bundan sonra daha fazla Sahada görürüz e, Rossi ve Emre Mor e, o hem skor vardı hem farkı arttırmak için oyuna girdiler. Ee, i̇kisi de çok beğendiğim oyuncular. Özellikle Emre Mor. Düşündüğümüz zaman aslında kariyerinin başına yani Arda Güler'in yaşlarını düşünürsek Emre Mor da o yaşlarda bir dünya yıldızı olarak gösteriliyordu. İşte Dortmund'a transfer oldu, e, La Liga'ya transfer oldu ama yanlış bir kariyer yönetimi e, oldu kendisinin bana sorulursa. Daha sonra Türkiye'ye geri geldi. Karagümrük e, ve Volkan Demirel'le, efsanemiz Volkan Demirel'in de göreve gelmesi tekrar parladı. Emre Mor'un nacizane ben en az arda kadar heyecanlanıyorum sahada gördüğümde. İnşallah süreleri artar. İnşallah çok sakatlanıyor. İnşallah o sakatlanma sıklığı da azalır. Emre'yi ve Ross, Emre'yi özellikle daha fazla sahada görürüz. Rossi zaten Joker. Ne zaman görev verirse elinden geleni yapıyor. Yine çok net bir pozisyona girdi. atamadı ama olsun. gol atma kadar pozisyona girmek de önemlidir. Bugün atamaz, yarın atar tüm değişikliklerden verim aldı hocamız. Stadımız yine kapalı kişi oynayan bir karşılaşmayı geride bıraktı. Taraftarlarımızla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Taraftar yani biz, biz de o staddaydık. Biz de o taraftarın içindeyiz. Her zaman işte 30 küsür sene oldu. Yine muhteşemdi taraftar. Özellikle skoru aldıktan sonra bir taraftar profilini düşünelim, maçı hatırlayalım. Hele 3 birden sonra hakim sürekli maçın içinde olan desteğini esirgemeyen o skor 3-1 iken olan taraftar ...skor sıfır sıfırken hatta bir sıfır geriye düştüğümüzde de aynı şekilde reaksiyon verirse... ...işte o zaman Kadıköy tekrar o zamanında söylediğimiz Kadıköy cehennemi... ...burası Kadıköy buradan çıkış yok moduna geri döner. Yavaş yavaş da dönüyor. Geçtiğimiz yılları oranla bence bu sene daha etki ediyoruz. Ama oluyor mu tam değil. Çünkü şu sıfır sıfır özellikle sı0 sıfırda daha etkin olmamız gerekiyor. Ben bunun içine kendimi de katıyorum bir taraftar olarak. Kendimi de ayırt etmiyorum içlerinden. Ama bu çok soğuktu pazar günü. Ee, hakikaten o soğukta ee, ciddi bir taraftar Sürekli maçın içinde bir taraftar ee, Fenerbahçe taraftarı ile güzel Ben bunu yıllar önce bir araştırma yazısı okumuştum Taraftarın maç kazanmasını en çok etki eden takım Türkiye'de Fenerbahçe Yani taraftarı hakikaten 12. adam ee, Belki de yıllardır Kadıköy bu yüzden bir kale olmaktan çıkmıştı O 12. adam belki tam işin içine giremiyordu İşin içine girdiğinde neler yaptığını Kasımpaşa maçında özellikle 2-1 olduktan sonra gördük. Peki Kasımpaşa maçının hakemiyle devam edelim. Volkan Bayarsan'ın performansını nasıl buldunuz? Ya Volkan Bayarsan enteresan bir hakem profili. Böyle fiziksel baktığınız zaman çok hakeme de benzemiyor açıkçası. Yani çok kalın, fizikli bir hakem. Ee, ama bence fiziğine göre e, daha hareketli. Yani fiziğiyle bakarsanız ya diyorsun ki bu çok uzak kalır pozisyonlara vesaire öyle değil. Ama Hmm, futbolu bilmiyormuş gibi maç yönetiyor Özellikle kart uygulamalarında çok enteresan uygulamalar yapıyor ee, Futbolu bilmiyormuş gibi yapan bir hakemin de Şu anda ligi, ligimizdeki hakemler içindeki Tek futbol geçmiş olan hakem Çünkü amatör olarak futbol oynamış ve bir sakatlık neticesinde Futbolu bırakıp hakemliğe geçmiş Böyle biraz futboldan uzak maç yönetiyor Çok fazla maçı durduruyor Beşiktaş maçımızı yönetmişti Onu hatırlayalım ligin ilk yarısında O maçı da çok fazla durdurmuştu Topun en az oyunda kaldığı maçlardan biriydi E ee, Bu maçta ama Yiğidi öldürelim, hakkını verelim. Penaltıdaki uygulaması doğru, çok tartışıldı bu yorum konusu. Penaltıyı tekrarlatması kesinlikle doğru karar. Doğru yorum yaptı. Ama kart uygulamalarında özellikle serik olması lazım. Kasımpaşa'da nasıl maçı bitirdi ben inanamıyorum. Yani her pozisyon ya foul yapıyor ya itiraz ediyor. E o, o, o kadar ona zor kart gösterirken burada Arda Güler'e daha ilk yaptığı foulede, ki bence foul bile yok, hemen kart uygulaması yapıyor. Bu tarz hakemler bana şöyle geliyor. Ya ben ev sahibi Fenerbahçe onu biraz sindireyim kartlarımla vesaire. Çünkü yoksa onlar beni sindirirler saha içinde e, ruh haliyle sahaya çıkıyorlar. İyi ki hakemlik bir şey olmadı maçta. Skor çok farklı olunca hakemi çok konuşmaya gerek kalmadı diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi çok oyun kesen hakemler benim çok beğendiğim hakemler değil. E, ama dersiniz ki maça etki etti mi? Maça etki etmedi tabii ki. Geride bıraktığımız hafta sonunda Sabri Çelik'in başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu görevinden istifa etti. Ve TFF'den yapılan duyuruda Lale Orta'nın başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu göreve başladı. Bu değişimle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Öncelikle şöyle başlayalım. Bu değişimin kararı çok daha önce verilmiş. Yani bu hafta içi o konu olduktan sonra bayağı bir görüşmeler yaptık, araştırdık, ettik. Aslında bu off haftasının sonrasında Sabri Çelik ve... MHK'sının e, istifası ya da görevden el çektirmesi kararı verilmiş. Fakat bunun için doğru zaman beklenmiş. İlk olarak Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası planlanmış. Fakat orada da bir takım aksilikler yaşandığı için buraya kadar sarkmış. E, Türk futbolu için yeni bir soluk. E, Profesör Doktor Lale Orta. Özellikle bir kadının bence böyle bir göreve gelmesi... E, Türk hakemliği için olumlu. Türkiye'de kadınların hakemlik mesleğini seçmesi için olumlu. Ki Lale Hoca FIFA kokartlı bir hakemdi. Ee, ne yapabilir? Şimdi bana soruyorsanız ben çok fazla böyle umutlu mesajlar veremiyorum. Çünkü hakemler aynı hakemler. Yani bir anda e, maçları yönetecek hakemler değişmeyecek. Ama tabii ki Sabri Çelik gibi, Yusuf Lamoğlu gibi yıpranmış bir isim değil Sayın Lale Orta. Daha taze bir isim bu görev için. Ee, insanların daha fazla kredi vereceğini düşünüyorum. Ve umarım şunu söylüyorum. Umarım federasyon onu oraya o görevi verirken sadece kadın olduğu için vermemiştir. Ya biz kadın oraya verelim de buraya olan tepki azaltalım diye düşünmemiştir. Hakikaten liyakat esasıyla hareket etmiştir. Günün sonu 4 aylığına geldi. Türkiye'de bütün atma 4 ay görevde kalıp gidiyorlar. E 4 ay sonra federasyonda seçim var. Sayın Lale Orta ve yönet e ekibi de 4 ay burada görev yapacaklar. E i̇nşallah hakem şansları yanında olur. Sayın Lale Orta'nın e iyi bir dönem geçirir. Tek temennim bu. Hemen gerçi haftalar yapıştırıldı yok Fenerbahçeliymiş, öyleymiş, böyleymiş kimse şu hisse kapılmasın, bu işlere de girmesin. Sayın Lale orta göreve Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için getirildi falan filan. Bunlar safsata. Buralara girersek buradan çıkamayız. O zaman biz de deriz ki federasyon başkanı ve ikinci başkanı hangi takımın kongre üyesi? Ondan sonra çıkma sokaklara gireriz. Bu işlere kimse girmesin. Nacizane bunu da söyleyelim buradan. Fenerbahçe'miz süperte sıradaki maçını Adana Demirspor'la deplasmanda oynayacak sonrasında da Konya Sporu konuk edecek. Akdeniz ekibi bu sezon ligde sahasında oynadığı 9 maçta 6 galibiyet alırken hiç kaybetmedi. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? E hayatta her şeyin bir ilki vardır. Adana Demirspor için de <laughs> ilk mağlubiyet bu hafta olacak inşallah. Hatta bu hafta değil, e, yarın akşam olacak. Dediğiniz gibi çift maç böyle e, okullarda vardı blok ders gibi bu hafta hemen oynuyoruz. Perşembe pazartesi. Tabii Adana Demirspor şaka bir yana Çünkü ligin şu anda zirvesinde yani ilk beş içindeki bir takımdan bahsediyoruz. Onların rakibi olan Beşiktaş dün puan kaybetti. Onlar için yarın Fenerbahçe maçını kazanmak daha da değerli hale geldi. Zor bir deplasman. Özellikle ciddi bir taraftarı var. Maçı etki eden bir taraftarı var. Çok kötü bir saha zemini var. Ya bu oynamak isteyen takımı kötü etkiler. Fenerbahçe Fenerbahçe'de oynamak isteyen bir takım. Ha şansımız ne Adana Demirspor'da oynamak isteyen bir takım. Gidip böyle anti futbol oynayan, kapanan bir takım değil. Kolay bir maç olmayacak. Sert bir maç olacak. E, futbol anlamında diyorum yani bu gidip böyle millet birbirine kasti sertlik yapacak değil ama sert bir futbol maçı izleyeceğimiz düşünüyorum. Ve iyi bir antrenöre karşı oynayacağız. Vincenzo Montella. E, kolay bir galibiyet olur mu bilemem ama ben şuna çok inanıyorum ve yıllardır deneyimlerim de bunu gösteriyor. Çok aşırı motive olan, işte stadımız full, biz bu maça şöyle hazırlanıyoruz, böyle yapıyoruz vesaire diyen Anadolu takımları genelde böyle büyük maçlarda başarılı olamıyorlar. Kaldı ki Fenerbahçe'nin kredisi yok. Biz bu maçları kazanmak durumundayız. Ee, şampiyon olmak istiyoruz Cumhuriyet'in 100. yılında. Ben gidip böyle kapanan bir... Mesela örnek vermek gerekirse Sivas deplasmanı olsaydı daha fazla çekinirdim açıkçası. Ben Adana Demir Spor maçında e, galip geleceğimize inanıyorum. Ha gol yer miyiz? Yiyebiliriz. Adana Demir kolay gol atan bir takım onlarda. Ama birazcık şunu söyleyeyim. İnsanlar böyle şunu diyebilir. Ya ne var bu kadar küçümsenecek bir takım değil. Adana Demirspor'un son birkaç maçına baksınlar her maçı kaleci Ertaç kurtarıyor. Çok fazla pozisyon veriyorlar. E, tabiri caizse direkten dönüyorlar. Kaleci Ertaç sayesinde Ertaç'ın da bir yere kadar gücü yeter. E, i̇nşallah e, yarından başlayarak bu haftayı iki galibiyetle kapatacağız. Maçın hakemine de değinmeden olmaz. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık'ın hem orta hakem olarak hem de var hakem olarak görev yaptığı maçlarda verdiği ve vermediği kararların çok tartışıldığını biliyoruz. Adana Demirspor maçımızın hakem hakkında neler söylersiniz? Ben genel söyleyeceğim yine. Ya Türkiye'de ki, hangi hakem verseniz bu maça biz burada tartışacağız. Çünkü hakemlerin hepsinin Fenerbahçe'ye karşı özellikle garip uygulamaları oluyor. Mesela Ali Palabıyık en son Fenerbahçe Kayseri maçını yönetmiş ligin başında. Niye mesela hiçbir maça verilmemiş de özellikle gidip bu zorluk derecesi en yüksek maça veriliyor. Ee, bunu sorgulamak isterim. Keşke daha aşamalı olarak Fenerbahçe maçlarını görevlendirilseydi. Ha Ali Palabıyık bakarsanız FIFA listesinde, FIFA nezdinde Türkiye'nin iki numarası şu anda. Bir numara Halil Umut Meller, iki numara Ali Palabıyık. Tek temennim umarım o listedeki FIFA listesinin yerine yakışır bir maç yönetir. Ben demiyorum ki Fenerbahçe'yi kayırsın, kollasın. Zaten biz hiçbir zaman e, malum camia gibi ayrıcalık istemiyoruz. Adalet istiyoruz. Adaletli bir maç yönetsin. Maçın önüne geçmesin. Ya bu futboldur. iki tarafa da gider gelir. Bir, birisi kazanacak, birisi kaybedecek. Ben her maç aynısını söylüyorum. Hakem maçın önüne geçmesin. Biz maç bittikten sonra kazansak da kaybetsek de Ali Palabayı konuşmayalım. Çünkü bizim dışımızda herkes konuşacak yine. Kazansak da konuşacak, kaybetsek de konuşacak. Biz konuşmayalım. Ali Hoca'ya o diyorum ya ilk çıkış yaptığı, hakemliğe ilk başladığı zamanlardaki gibi maç yönetmesini tavsiye ediyorum. Yeni bir MHK var onları da zorda bırakmasın. Atama onlar yapmadı ama herkes onlara yazar onun yönetimini. O yüzden diyorum ya bu maça kim atansa tartışılacaktı. Ali Palavik'le tartışılacak. En azından diyorum ki Türkiye'nin iki numarası yönetiyor o maçı. Çünkü ağır bir maç. Haftanın en zor maçı belki lig maçlarına baktığımızda. Hakem şansı yanında olsun. Hafta sonunda oynanan ve 22. haftanın ilk gününde oynanan maçlardaki hakem performansları hakkında neler söylersiniz? Yani hakem performanslarını hakikaten biz konuşmaktan yorulduk. Dilimizde tüy bitti. Ne desek olmuyor ya. Zaten kim ne dese olmuyor. Düzelmiyor. Benim hep söylediğim bir şey var. Türkiye'de hakemlik müessesesi kötü. Yani bunu ben hakikaten ne maç maç indirgiyorum ne takım takım indirgiyorum ama ne hikmetse bir takım mesela zor duruma düşüyor hakem hemen yetişip işi kapatıyor. Ee, öbürü yine zor duruma düşüyor. Yok işte geliyor bir mesela gösterecek kırmızı kartı göstermiyor. O oluyor bu oluyor. Ya bu hakemini düzeltmek için acaba bir şey düşünüyorlar mı bu futbolu yönetenler? Mesela benim nacizane, murat olarak bir tavsiyem var. Bu işi bir okul haline getirsinler. gerekiyorsa yabancı ülkelerden ciddi bir Eğitim kadrosu kursunlar. Bu işin bir okulu olsun. Türkiye'de her şeyin okulu var. Hakemliğin okulu yok. Ee, hala babadan oğla, işte amcadan yeğene geçen bir sistemle yönetiliyoruz. Onun için isim isim değerlendirmeye gerek yok. Maç maçta değerlendirmeye gerek yok. Türk hakemliği kötü durumda ve bunun bu kötü gidişin değiştirilmesi gerekiyor. Bu, bu anda da kötüleşmedi. Yanlış anlaşılmasın. 30 sene önce de kötüydü Türk hakemliği. Ee, Türkiye'de beden eğitimi, e, spor meslek yüksek okulları var. Bunun için de ders olarak okutulabilir iyi bir kadro kurulur ve bunun gerçekten meyveleri toplanır. Ha Artık iş sadece orta de değil. Var hakemleri de en az orta hakemler kadar önemli. Ee, belki ikisi ayrı ayrı yetiştirilmeli bu arada. Var hakemliği ve orta hakemlik. Çünkü siz bugün diyorsunuz ki orta hakemlerin bazılarına ya sen bırak orta hakemliği, gel var hakemi ol. Adam diyor ki orada para daha çok, niye bırakayım buraya geçeyim? Ee, o yüzden sorun temel. Maçlara inersek sorunu çözemiyoruz. Ee, sorunun temelden çözülmesi gerekiyor. Yoksa MHK'lar değişir, federasyonlar değişir. Ama bu federasyondaki sistem değişmedikçe babadan oğlu, amcadan yeğene, dededen torna, e, inanılmaz torpiller bunlar değişmediği sürece biz her hafta bu hakem hatalarını görmeye devam edeceğiz. Ha yanlış anlaşılmasın hakem hataları sadece de e, bu şampiyonluk yarışında olmuyor altlarda neler oluyor izleseniz hakikaten işler acısı. Diyoruz ya Türk futbolu niye bir türlü hak ettiği yere gelemiyor Avrupa nezdinde e siz bu müesseseyi hakemlik müessesini düzeltmeden... Türk futbolunun bir yerlerine gelmesini beklerseniz bu en basit tabirle hayalcilik olur. Transfer dönemi de devam ediyor. Futbol takımımız kadrosunu iki oyuncuyla güçlendirdi. Dilerseniz öncelikle Jaden Osterwolde'den başlayalım. 21 yaşındaki Hollandalı sol bekle 4,5 yıllık sözleşme imzalandı. Osterwolde transferini nasıl değerlendirirsiniz? Osterwolde transferi açıkçası her şeyden çok heyecan verici bir transfer. Ben Kimmince transferine benzetiyorum. Yani o da gelirken böyle ya işte Çin liginden Koreli stoper alınır vesaire vesaire diye gelip buradan hem oynadığı oyunla hem giderken kazandırdığı bon servisle müthiş izler bıraktı. Osterwolde de daha 3 ay önce İtalya transfer yapmış. Evet seri B ama Parma gibi köklü ve Serie çıkmak için ciddi bir kadro kuran. Hatta Buffon'un futbolu bırakmaması sebep olan kulüp Parma. Yani lige çıkana kadar orada devam ediyor futbol oynamaya. alıyorlar, ciddi bir para veriyorlar. Her maç ilk 11 oynuyor. Fakat Parma, lige çıkma umudunu yitirince artık ufak ufak tabii ki elindeki bir değeri e, satıp en azından önümüzdeki sene transfer için bir bütçe yaratmak istiyorlar. E, burada hocamız da söyledi. Scout ekibinin bir önerisi bize geldi, izledik. Yetenekleri bizi ikna etti, bizi heyecanlandırdı. O yüzden tercih ettik. E, oyuncu 1.89 boyunda ama çok süratli. Hatta bir rekoru var e, İtalya Serie B'de. Bir maçta 65 metreyi. 31 kilometre süratle koşmuş. Yani maç esnasında oluyor bu. Yani serbest bile koşsanız koşamayacağınız bir sürat. O boyda bir oyuncu için söylüyorum. E Hollandalı. Yani yarın bir Premier League ki bu arada onu da söyleyelim not olarak. Premier League takımlarının radarında hatta bir iki takım da istemiş. Fakat düşme hattında takımlar olduğu için Osterwold'e şampiyonla oynayan bir takıma gelip tıpkı Kim Min gibi gelip buradan belki bir sıçrayıp daha büyük o Avrupa'nın 5 büyük ligine gitmek istiyordur. Bu kariyer planlaması bu şekildedir. Stoper de oynayabiliyor. Sol de oynayabiliyor. Ben çok heyecanlıyım açıkçası. Sağda görmek için de sabırsızlanıyorum. Her şeyden önemlisi hazır bir oyuncu aldık. Yani gelip hazırlanmasını beklemeyeceğiz fiziksel olarak, oyun olarak. Gelecek. Muhtemelen bilmiyorum lisansı çıkmış Adana Demirspor maçında ilk 11 başlar mı? Onu hocamız bilir ama e, sanki benim içimden geçen Konya Spor maçında bir sonraki maçta ilk 11'de görürüz Osterwolde'yi. Umarım sakatlıksız, kazasız, belasız tıpkı Kim gibi hem sahada bize verim verir kim farklı olarak bir şampiyonluk, belki birden fazla şampiyonluk yaşatır. Ve daha sonrasında da Fenerbahçe'ye ciddi bir bonservis bedeli kazandırarak kariyerine devam eder. Emre Demir'le devam edelim. 19 yaşındaki oyuncu ülke futbolumuzun geleceğin önemli isimleri arasında gösteriliyor. Emre Demir'le ilgili neler söylersiniz? Emre Demir'i... Emre Demir 19 yaşında. Emre Demir aslında Türkiye'de rekor onda diyebiliyorum. 15 yaşındaydı. Kayseri Spor'da yine bizim eski gol kralımız, oyuncumuz Bülent Uygun oynatmıştı. 15 15,5 yaşındaydı. Ee, enteresan bir oyuncu. Ee, mesela şu söyleniyor. Ya Arda varken Emre alınır mı? Niye alınmıyor yani Arda varken Emre? Ee, şimdi Arda'nın yani her maç oynayacağının garantisi mi var? Bu futbolun içinde sakatlık var, formsuzluk var. Emre'yi başka pozisyonda Arda'nın arkasında da oynatabilirsiniz. 8 numara gibi illa 10 numaraya zorlamak zorunda değilsiniz. Ee, artı Barcelona görmüş. Barcelona'ya transfer edilecek yeteneklerde. Eee orada olmamış olabilir. Ee, bedelsiz alıyorsunuz. Ee, hala ülkemize devam eden bir Türk oyuncu oynatma zorunluluğu kuralı var. Yani her anlamda Emre Demir transferi doğru bir transfer. Ha, bu sene oynar mı Emre Demir? Onun form durumu, performansı ya da idari kararını Teknikiyetimiz teknik heyetimiz ve yönetim kurulu verecektir. Benim nacizane görüşüm ki okuyoruz da oynayabileceği bir kulübe kiralık da verilebilir bu sezonun sonuna kadar. Ama uzun vadede çok doğru bir transfer. Bir defa bedelsiz, her şeyi geçiyorum bedelsiz bir transfer yapıyorsunuz. Genç bir Türk oyuncu, risk almıyorsunuz. İşleri giderse de çok ciddi bir kazanım yine. Ee, artı dün sayın yöneticimiz Selahattin Baki dinledim. Biz de Türk oyuncu bazlı, genç Türk oyuncu bazlı bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Ee, bu anlamda zaten mantalite buysa Emre Demir çok doğru bir ekleme. Kulübümüzden yapılan bir açıklama ile ilgili görüşlerinizi alarak programımızı noktalayalım. Dijital bir mecrada yayınlanan seviyesiz bir içerikle ilgili kulübümüz hukuki adımların atılması için gerekli incelemelerin yapıldığını açıkladı ilgili şahsın ilk defa ortaya koymadığı ve haddini aşan ifadelerle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Ya ben e, ben de izledim o kesiti. E, çok düşündüm. Ben de sosyal medyadan cevap vereyim, vereyim, vermeyeyim, vereyim. Yani bunu kale almaya gerek yok. Ona reyting yaptırmaya gerek yok. Çünkü niyeti belli olan bir e, zat. E, her şeyden önce şöyle diyeyim. Biraz yumuşatarak. Fenerbahçe Başkanı'na dil uzatmaya, hele hele bunu hakarete vardırmaya kimsenin Gücü yetmez. Kimsenin haddine de değildir. Ha bunu yapıyorsanız siz karşınızda sadece Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koçu değil, Fenerbahçe Camiası'nı, Fenerbahçe Camiası dediğimiz bu ülkenin en büyük sosyal, sivil toplum örgütüdür. Artı Fenerbahçe'nin bir sarı duvarı vardır. O duvara çarptınız mı feleğinizi şaşırırsınız. Ben adını kullanıp yine burada kendisine prim yaptırmak istemiyorum. En kısa sürede özür dilemesini temenni ediyorum, tavsiye ediyorum. Ha özür dilesi işe yarar mı? Onu da zaman gösterecek. Ee, tekrar tekrar söylüyorum, eleştirebilirsiniz Fenerbahçe başkanını, İcraatlarını, yaptıklarını yapamadıklarını. Ama hakaret edemezsiniz. Ha hakaret ederseniz sonuçlarına katlanırsınız. Çubuklu sevdamız bu haftada sona erdi. Önümüzde iki tane önemli maçımız var. İnşallah iki galibiyet alıp önümüzdeki hafta e, gündemi tekrar sizlerle çubuklu sevdamızla değerlendireceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.